Evet kuşçuklar. Burada iki tane paketimiz var. Çıkartmak paketi. Birinde Pyroraptor var önde. Diğerinde de mavi ve beta var. Velociraptorlar. Şimdi birini seçip başlayacağız. Orada görüşürüz kuşçuklar. Çıkartmaları açarken görüşeceğiz. Değil mi kanka? Evet, Grimpap. Hadi bakalım orada görüşürüz. Tamam. Canım kuşçuklarım, hepinize tekrardan selamlar. Ben Garim Papi. Bugün yanımda kankam ve Zegand var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Kankam Blaze, biliyorsunuz zaten. Bugün sizlerle bu gördüğünüz çıkartma bölümünü açtık şu an. Paketini Jurassic açtık. World hakimiyet. Bu çıkartmalarını açıp yapıştıracağız kuşçuklar bu videomuzda. Da Jurassic World hakimiyet. Bu 2022 Haziran'da. Yani tam bir yıl oldu bu film çıkalı. Ben de izledim. Çok güzeldi. Bu arada... Siz de internetten açıp izleyebilirsiniz. Çok güzel. Bu arada bizi Axel şehrinde veya İzmir'de sanmayın. Neredeyiz sizce? Evet şu an köy evine geldik kuşçuklar. Erzurum'da bir Yıldıztepe köyündeyiz. Evet köy evindeyiz bakın. Kuşçuklar. Şimdi çıkartmalarımız burada. Albümümüz burada. Şimdi gelin açmaya başlayalım kuşçuklar. Eğer hazırsanız önce çıkartmalarımızı tanıtalım. Kuşçuklar çıkartma bu. Yerine yapıştırdık. Burada Quetzalcoatlus'un biri uçağın pervanesini bozuyordu filmde. Öyle bir sahne vardı. Bu arada şu çıkartmalarda o dinozor türlerinin saldırdıkları şeyleri gösteriyormuş. Mesela Parasaurolophus bu galiba. Atlı insanlara, Velociraptorlar tavşanlara ve T-Rex'ler de harekete saldırıyor. Şimdi bunları da yerlerini bulup yapıştırdıktan sonra geliyorum. Videoyu kapatacağız yavaştan. Ha dur bir tane daha çıkartma paketimiz var. Sonra da onu açacağız. Orada görüşürüz. Sıradaki pakette. Evet kuşçuklar. Burada iki tane paketimiz var. Çıkartmak paketi. Birinde Pyroraptor var önde. Diğerinde de mavi ve beta var. Velociraptorlar. Şimdi birini seçip başlayacağız. Orada görüşürüz kuşçuklar. Çıkartmaları açarken görüşeceğiz. Değil mi kanka? Evet Grimpap. Hadi bakalım orada görüşürüz. Tamam. Evet kuşçuklar oynamayı yaptık. Önce bu mavi ve beta velociraptorun olduğu paketi açacağız. Şimdi şunu açıp geliyoruz. Sonra birlikte o çıkartmaları bulup yapıştıracağız kuşçuklar. Orada görüşürüz. Çıkartmaları yapıştırmacada. Evet kuşçuklar şu an çıkartma paketini evet. Açtık. Bu paketi de videodan sonra çöpe atacağız. Merak etmeyin. Evet. İlk önce bu çıkartmamızın numarasına bir bakalım. Ne yazıyor? 88. Açalım bakalım albümümüzü. 88'i bulalım. Oh. Aha. Evet şurası. Evet şimdi Zekant ya da sen mi yapmak istersin kanka? Kim yapıştırmak ister? Oh burada Mosasaurus tehlikesi yazıyor. Bir okuyalım. Suya girmeyin, su kenarına gitmeyin, suda balık temizlemeyin ve yüzmeyin yazıyor. Oo. Dur şurada ne yazıyor? Tüm balık ve yiyecek kalıntılarını mutlaka temizleyin. Bir Mosasaurus görürseniz ki bir tane var zaten değil mi? Karanın içine veya yüksek bir yere doğru kaçın diyor. Vay vay bu poster mi kanka? Bu galiba poster ya. Ana. Evet kuşçuklar şu çıkartmayı bir yapıştıralım geliyoruz ya. Şu çıkartmayı bir yapıştıralım geliyoruz kuşçuk. Bu videoyu da beğenmeyi unutmayın. Çıkartmayı yapıştırdıktan sonra görüşürüz. Evet kuşçuklar bu çıkartmamızda da Giganotosaurus varmış. Şimdi diğer 3 tane daha çıkartma var ama onların yerini bulamadık. Bu yüzden sıradaki Pyroraptor'lu paketimize geçelim. Evet kuşçuklar bunu da açıp geliyorum. Yani Zekan da açacak tabii ki. Açıp geliyoruz sonra çıkartmalarını da yapıştıracağız bulup. Kuşçuklar flash haberim. Şu P'li çıkartmaların yerlerini bulduk. Bu posterdeymiş hepsi. Tamam şimdi o paketteki çıkartmaları da yer yapıştıracağız artık. Evet bunları şimdi hatırlayalım. T-Rex'ler harekete, Velociraptor'lar tavşanlara, Parasaurolophus'lar da atlı insanlara saldırıyormuş. Yani atlı kovboylara galiba. Evet şimdi diğer çıkartmalara geçiyoruz.
Evet koşucuklar. Şimdi bu diğer çıkartmaları daha yapıştıralım. Şimdi çıkartmamız gösteriyorum koşucuklar bu. Bunun numarası kaçmış? Numara 20. 20'nin neresi? Bakalım. Şura. Bura koşucuklar. Şimdi bunu yapıştıralım. Geliyorum. Koşucuklar şu an Quetzal Kodlus'un sayfasındayız. Buradaki çıkartmaları yapıştırdık. Şu ikisini. Anlamı ne okuyorum? Tüylü yılan. Yalnız gezmeyi seviyor. Uzak mesafelere seyahat ediyor. Savaş sırasında keskin ve güçlü gagasını ölümcül bir silah olarak kullanıyor. Ve sesi derin, yüksek homurtular çıkarıyormuş. Dinozorumuz da bu. Bunu Hakimiyet filminde görebilirsiniz koşucuklar. Kanka sen ne diyorsun? Aynen bence de. Hayır nasıl bir dinozor sence? Bu Quetzalcoatlus. En büyük pterozorlardandır. Uçan bir dinozor kendisi. Pteranodonlar gibi. Neyse koşucuklar. Hayır, diğer çıkartmaları da yapıştıralım. Geliyoruz. Sıradaki çıkartmamız. Böyle bir Apatosaurus çıkartması. Numarasına bakıyorum. 7. Aa bu en baştaymış ya. Tamam şunu yapıştırıp geliyoruz. Evet koşucuklar. Bu da son çıkartmaydı. Burası da T-Rex'in sayfası. Tyrannosaurus Rex. Bizim Rex'i de bir T-Rex. Kalan çıkartmalar bu kadardı. Evet. Diğer çıkartmalar da zamanla gelecek. Evet onları da zamanla alacağız koşucuklar. Yani sipariş falan edeceğiz. Şimdi T-Rex'i okuyup videoyu kapatalım koşucuklar. Kral kertenkele. Ne diyor? Dörtleriyle hareket ediyor. Koku ve hareketi çok duyarlı. Savaş sırasında T-Rex korkunç bir ısırma gücüne sahip. Çenesini 80 derece aşabiliyor ve avını 34.500 Newton gücüyle mi ısırabiliyor? What? Ve T-Rex düşük frekanslı sesleri duyabiliyor ve korkunç bir kükreme sesi çıkarıyor. Evet o zaman bir birlikteliği de atlattık. Bay bay. Sevgiyle kalın. Kanka sen de bay bay de. Bay bay. Sevgiyle kalın.